hoş geldiniz. Evdeyim ve gördüğünüz gibi Johnny ve Tony. Büyük olan Johnny, küçük olan Tony. Onun çocuğu galiba. İpneye bak. Yemek verdim onlara. Yemekleri yemişler. Bak, pirinç yüklemesi yaptık. O pirincin orada salamlar vardı, etler vardı. Benim antrikotumdan kalan yağları, biraz et parçaları veriyorum onlara. Bak, kaşar peyniri verdim. Kaşar peynirini yememişim neler. Birazcık yemişler, birazcık yememişler. Pirinçleri de yememişsiniz. Oğlum hayırdır, karnınız doyunca siz bir şekil oluyorsunuz. Bak, karıncalar geldi. Bak, karıncalar gelmiş kaşar peynirle. Bunlara babanız temizleyecek. Bari adam gibi yiyin de bir de beni ekstra temizlikle uğraştırmayın. Tamam mı? Bak, kaşar peynirlerine hep karıncalar gelmiş. Oğlum size bir daha yemek yok. Bir de sütünüz var burada, süt yüklemesi. Yarıya kadar gelmiş, daha 5 dakika önce koydum. Neyse, bu konumuz kedilere nasıl baktım ve onlarla nasıl ilgilendiğim değil. Bu konumuz kendime nasıl baktım ve kendimle nasıl ilgilendiğim. Hangi vitaminleri kullanıyorum size tek tek onu göstereceğim. Bu vitaminlerin, şunu söyleyeyim önce. Bu vitaminlerin kullanma zamanları var aslında. Hani kimisi kahvaltıda alınsa daha iyi olur, kimisi uyumadan önce alınsa daha iyi olur. Ama inanın ben gerçekten yoğunum. Sabah uyandığımda direkt aklımda soru işareti kalmasın diye kahvaltıyla birlikte hepsini alıyorum. Bazen yarısını kahvaltıyla birlikte, yarısını uyumadan önce yapıyorum. Ama bazen uyumadan önce eve bitkin geliyorum, direkt bayılıyorum. Yani bir vitamin içmek ne aslında, bir dakika bile. Ama gerçekten insan böyle üşeniyor yani. Neyse, kullandığım vitaminleri göstereceğim size. Şurada birkaç tane vitamin var gördüğünüz gibi. Önce şunlardan bahsettiğim, normal bildiğiniz C vitamini. Bu C vitamini kahvaltıda zaten tadı aynı Fanta gibi. Bunu suya koyuyorsunuz. Hatta içini de göstereyim size. İçini biliyorsunuzdur zaten, şöyle tablet var. Bunu suya koyuyorsunuz. Aynı Fanta gibi oluyor. Bildiğiniz asitli Fanta gibi oluyor. O şekilde içiyorum. NEC 900 var. NEC 900 de aynı bunun gibi. Tablet aynı. Bunun tadı da böyle Sprite gibi. Öyle bir tadı var bunun da. Bundan kullanıyorum. Sonra gördüğünüz gibi burada vitaminler var. Burada her şöyle gördüğünüz her kutucukta benim bir günlük, bir günde aldığım vitaminler var. Şimdiki C vitamini. Bu gördüğünüz C vitamini. Şöyle bir yakınlaştırayım. Şuradan örnek alacağız. Ama burada glukozamin yok. Neyse, orada glukozamin koymayı unutmuşum. Şuradan örnek alalım. En büyüğünden örnek alalım. Şu sarı renkli olan, şeffaf olanlar balık yağı. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, balık yağını. Şu gördüğünüz uzun olan C vitamini. Bu gördüğünüz kompleks C vitamini. Yani işte C vitaminin bütün çeşitlerini kapsıyor. Sonra şu gördüğünüz D vitamini. Bu da D vitaminin D3 sanırım. Yoksa kompleks D vitamini de olabilir. Bütün D vitaminlerini kapsıyor da olabilir. Emin değilim şu anda. Unuttum yani. Bu gördüğünüz koenzim. Solgar'ın koenzim. Bu arada hepsi Solgar. Solgar bir vitamin markası yani. Bu koenzim. Şu gördüğünüz. Pardon, bu Solgar değil bu arada. Bu gördüğünüz zinko. Zinko dediğiniz işte demir, çinko falan karışık bir vitamin. Balık yağı, 3 gram balık yağı alıyorum ben günde. Şu gördüğünüz glukozamin, büyük olan. Bu küçük olan da eklemleri güçlendirmek için olan bir kapsül diyeyim. Onu neden kullanıyorum diye bana sorarsanız, ben şu anda artık yavaş yavaş, yani çok yavaş yavaş bir şekilde definasyona giriyorum. Yani definasyona girmek ne demek? Vücudun aslında böyle ki son zamanlara doğru ekstra bir güçsüzleşmesi, eklemlerin arasındaki sıvıların boşalması. Zaten biz bu arada, mesela benim boyum şu anda 1.72 ama ben yarışmaya gittiğimde böyle güzel bir makineyle ölçüyorlar. Tam 1.70 çıktım. Ulan dedim, oha hani bu kadar mı kısa oluyor bu? Hani eklemlerdeki sıvılar çekiliyor ve daha bir sürü şey oluyor. Yani yarışma hazırlığında, o bitik döneminizde yarışmaya, podyuma çıkacağınız zamanda gerçekten boyunuz kısalıyor yani. O kadar vitaminsizleşiyorsunuz. O yüzden onun gibi ekran güçlendiriciler iyi. Şuna bağlayacağım. Antrenman yaparken zaten son zamanlara doğru asla vücuduma yüklenmem. Çünkü zaten bitik, zaten enerji yok, zaten sıvı yok. Zaten hani diyor ki antrenman yapma diyor abi. Antrenman, ne antrenmanı yapıyorsun? Ya adam gibi yemek ye ya da git yat abi diyor hani vücut sana. Sen bir de antrenman yapmaya zorluyorsun. Asla ağır yapmam. Hafiflerle çok tekrar yaparım. Kısmen hafif yani, en hafif değil. O yüzden o kapsülün gerçekten faydasını görüyorum. O kapsülün markası neydi onu unuttum ya. Cam şişede bir tane.
Unuttum onun. Hatta içinde bir sürü var falan. Gerçekten unuttum onu. Neyse, kullandığım vitaminler bu kadar. Tony. Tony. Gel. Bu daha hiç bana alışamadı ya. Bak büyüğü alıştı da. Canım benim ya, yara olmuş yana. Diğeri bana hiç alışamadı da, onu alıştıracağım ama. Yavaş yavaş alıştıracağım. Mama vereyim derken bir tane seviyorum. Mama veriyorum, bir tane seviyorum derken alışacak bana yavaş yavaş. Bu vitaminleri gerçekten içiyor musun? Bu vitaminleri biraz önce koydum video çekeceğim diye. Gerçekten içiyorum. Hatta videodan sonra içecektim ama video esnasında içeyim. Hem de sohbet edelim ya. Bana yazıyorsunuz işte abi seni özledim falan. Ben de sizi özlüyorum ama gerçekten çok yoğun oluyorum. Eve geldim. Evimde şöyle bir yerde. Bakın böyle bahçeli bir yerde. Şurada da bir tane dezgah falan var. Şu arkası benim mangal yaptığım yer. Ağaçların arasından bir yerden bir deniz manzarası var. Orayı size bulabilirsem denizi de gösterebilirim size falan. Derken bu arada bu çiçek var ya 11 ay böyle mormuş biliyor musunuz? Çok kral bir çiçek. Çok güzel bir çiçek. Sonra şurada erik ağacı, dut ağacı falan var. Neyse. Balık yağı 1. Balık yağı 2, balık yağı 3. Balık yağı 3. Glukozamin. Şinko. Eklem. Sonra C vitamini. D vitamini. Hepsini asıyorsunuz ağzınıza. Let's go. Bu kahvaltıda içtim ben bunlardan. NEK 900 ve C vitamini içtim. Sıvı olanları. Aynı zamanda antrenmandan hemen sonra da içebiliyorum aslında. Antrenman sırasında da içtiğim oluyor. Aslında yaptığım antrenmanlarla ve o günkü beslenmemle alakalı. Böyle detaylara kesinlikle girmeyeceğim. Çok beyninizi sikmek istemiyorum. Çok, çok detay bunlar. Ne diyecektim, ne diyecektim, ne diyebilirim size başka? Sohbet etmek istiyorsunuz biraz benle. Sohbet etmek istiyorsunuz. Ne göstereyim size? Yani ne anlatayım bilmiyorum. Video fikrim de yok. İnan bana video fikrim de yok. Yani böyle çekiyorum, ertesi gün paylaşıyorum falan. Bunu da böyle işte tekrardan başladığımda en sonki videomda gördüm. Arkadaşım bir tanesi vitaminlerimi merak etmiş. Kullandığım vitaminleri merak etmiş. Çekeyim dedim, biraz da sohbet edeyim dedim. İşte siz izlersiniz, makara yapalım falan. Kedileri göstereyim dedim size. Kedileri Johnny ile Tony'yi göstereyim dedim size. Bak bak bak. Falan derken sohbet edelim dedim. Yani inanın hiç video çekmeye ne halim var, ne zamanım var, ne isteğim var demeyeyim. İsteğim her zaman var da. Bir şekilde bir yaratıyorum, zaman yaratıyorum, bir şeyler yapıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hatta kedilere biraz et yüklerken şey yapayım mı? Video çekeyim mi? Hadi kedilere et getirelim evden. Johnny ile Tony'ye biraz et atalım. Hadi bakalım evim içine girelim. Bu evde de her zamanki gibi Vanne her zamanki gibi dağınıksın be kardeşim. Burası köy evi. Şöyle dolabımda bayağı bir şeyler var. Göstermeyeceğim size. Size göstermeyeceğim dolabımı çünkü canınız çekmesin. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi yani o can muhabbeti. Johnny gel oğlum karnın nasıl şişmiş senin lan? Hamile dedi. Bak 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 normalde buraya geldiğimde hemen gelirler ha. Gel et vereyim sana gel. Gel bakayım yükle hadi. Al. Yükle bakayım. Oha kok. Oha yemedi. Oğlum siz ne ara bu kadar doydunuz? Sütü yüklediniz tabii. Oha ete bile hayır dedi. Şu anda var ya, inanamıyorum. Bakayım küçük olan ne yapacak? Al bakayım oğlum. Küçük olan affetmiyor genelde. O hiç affetmez de. Büyük olan bunu havada. Oha şu an çok şaşırdım. O karnıma ne kadar şişmiş baksanıza. Bayağı bir doymuş gerçekten. Sen de haklısın. Karnın doymuş. Ay, ben size çok fazla yüz verdim abi. Size çok fazla yüz. Bundan sonra aç kalıyorsunuz. Şaka, aç kalmayacaksınız da. Tabii dayanamıyorum abi. Yani biz batıcıyız abi. Hep yüklediğimiz bak 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 yüklediğimiz böyle hani tadımlık böyle klasik bir ailenin yediği yemeği bilmiyoruz. Hani bir tabakta böyle birkaç tane tadımlık bir şey olsun. Ağzımıza atalım. Doyup kalkalım. Öyle bir şey yok. Onları da hani böyle birkaç tane salam vereyim. Doydunuz hadi kalkın değil. Abi açıyorum 2 paket. 2 paket aç bitirler var ya içinde 10 tane var. Halkın bir tanesini bir tanesini doydunuz mu? Doymadınız. Alın kaşar peyniri. Alın et biraz. Tıka basa basa karınlara bak. Karınlara bak ikisi. Karnına bak lan. Oğlum kafanın 2 katı olmuş lan karnın. Süt de burada. Sütle yükleyin biraz.
Oğlum sen nasıl ete hayır dersin ya? İnanamıyorum şu an sana. Gerçekten sana inanamıyorum ama Johnny yemezse Tony yer. Tony al oğlum al. Yiyor mu? Küçük olan hiçbir zaman affetmez. Aynı benim gibi her zaman aç anasını satayım. Çekil çekil Tony'yi çekeceğim. Bu arada ben bazen ona Tony diyorum, bazen ona Johnny diyorum. O Johnny oluyor, o Tony oluyor. Tony, Johnny fark etmez. İkiniz de benim kedimsiniz artık bundan sonra. Sana biraz bakım yapmam lazım ama öncelikle bana bayağı bir alışman lazım senin. Dokunduğumda biraz korkuyorsun benden, ürküyorsun, onu istemiyorum. Daha bu arada kaç gündür bakıyorsun da onlara dersen, bir baktım kapımın önünde iki tane. İyi dedim gelin size yemek vereyim. Sonra yemek verdim baktım gitmiyorlar. İyi dedim bir daha vereyim, bir daha vereyim derken onlar benim kedim. Bir hafta önce, bir haftalar daha. Bu onun yavrusu mu onu bile bilmiyorum yani. Ona benziyor mu? Renkleri ona benzemiyor artık kimden pedaladıysa. Onun gibi renkleri yok. Yara olmuş senin kulağın falan ama onların hepsini güzelleştireceğiz. Onların hepsini bakım yaptıracağız. Şimdilik biraz güzel beslenelim. Birazcık toparlan, biraz kilo al. Tony. Sonra her şey güzel olacak. Ama bak bunu hiç affetmeyeceğim size söyleyeyim. Bunu abi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bakın görüyor musunuz? Hiçbir zaman tabağınızda yemek bırakmayın çocuklar. Bakın ya, tabağınızda bıraktığınız son kaşıktadır belki de rızkınız, anladın mı? Belki o son kaşıktadır bugün kazanacağınız para. Bugün ekstradan kazanacağınız para belki o son kaşıktadır yani o son yemektedir. Şimdi sen burayı bırakmışsınız. Gerçekten rızkınızı bayağı bayağı aldınız bugün. Baksana beyefendi eti yemedi anasını satayım. Tony affetmedi. Tony'nin karnına bak. Oğlum hala korkuyor musun benden? Çılgın seni. Buraya gel. Aslan. Wow. Şu yaralarını geçirmemiz lazım. Evet dostlarım. Başka ne söyleyeyim size ki? Biraz sohbet edelim dediniz. Ben de bu videoyu uzattım biraz. Sohbet ettim, takıldım, bir şeyler yaptım. Kedilerle sohbet ettim. Yani normal günüm ya. Kedilerle böyle diyorum. Ama yemek konusunda kızdım onlara. Kaşar peynirlerini yememişler. Yemek veriyorum bunlara. Kuru fasulye veriyorum, pilav veriyorum. Yiyoruz yani, her şeyi yiyoruz. Geçen sütlerine vitamin attım, C vitamini. C vitamini attım. Biraz dedim, yükleyin C vitamini. Badici olmak. Geçen şey attım. Balık yağının içini kestim böyle balık yağını. Balık yağını süte damlattım falan. Onlar için çok iyi. Tabii. Balık yağı C vitamini hayvanlar için çok iyi. Balık yağı zaten çok iyi onların. Her gün veriyorum zaten. Her sabah sütlerine balık yağı damlatıyorum. Onu içtikleri zaman kemikleri falan güçlenecekler. Çok daha sağlıklı olacak. Bak karnım doydum tabii oyun oynuyorsun. Yani ama gelip babaya bir selam vermek yok. Hiç benimle oynayamazsın. Anca git onunla oyna. Neyse. Dostlarım su içmeyi unutmayın. Hadi bu videodan sonra bir tane su için. Ben de bu videoda siz için bir tane su içeyim. Buz gibi su ayaklarımın arasına koydum şu an. Ben de antrenmana gideceğim şimdi bu arada. Eve geldim. 5 dakika dinlendim. Uzaktan eğitimlerle ilgilendim. Şimdi antrenmana gideceğim. Bir de kahve yaparım kendime. Antrenmana giderken yavaş yavaş içerim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Van Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Kendinize çok çok iyi bakın.